genel izleyici için uygundur. Memet Özer ile Mutfakta'dan herkese merhaba efendim. Evet değerli izleyiciler, yine bomba gibi bir bölüm sizleri bekliyor. Çünkü çok değerli iki tane konuk geldi. Sevgili Pelin Kaya ve sevgili Mert Vidinli'ye hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, size anons ederken de şöyle diyeceğim. Hem gazetecisiniz hem sosyal medya fenomeni mi denir? Influencer denilebilir. Influencer olduk artık. Influencer evet. denilebilir ama aynı zamanda senin bir de işletmeci ve var. Eğlence yönetimi gibi bir şeyin daha var. Derken böyle hani günümüz dünyasının en merak edilen evet. mesleklerini yapan, hı-hı. hele trendleri takip eden, modayı takip eden, yemek içmeyi takip eden aynı zamanda onlar da var. Böyle iki meslek grubunu buraya getirdi. Çok mutluyum o yüzden. Bir de aynı zamanda hani, çok da samimi bulduğum iki insan olunca böyle harika bir program sizlere bekliyor efendim. Çok teşekkür ederim. O yüzden hoş geldiniz evet. diyoruz. Bir de herhalde bir şeyler de getirmişsiniz elinize boş ver. Evet bayağı. Ne getirdin Mert? Ben limonumla geldim. Limonumla geldim. Evet, sen çok tatlı, sen çok tatlı bir adamsın ama kendim gibi işte tatlı ekşi. Aynen. Sen bayağı yine kendine yakışan bir malzeme getirdin. Moda ve sosyete olarak da dedim ki en pahalısını getireyim safranımla. Evet. Dünyadaki en pahalı baharatıyla gelmiş. Elinde. Biz de şimdi bunlarla beraber güzel bir menü yapacağız. Bu sefer böyle hakikaten özel bir menü istedim size böyle. Tam sizi birazcık hani böyle bir Milano Fashion Week'e götüreyim istedim. Milano Moda Haftası'na götüreyim. Şımartacaksın bizi yani. Evet harika. Yani Milano'nun en klasik yemeklerinden biri Kuzey İtalya'nın Ossobuco ve safranlı risotto. Böyle bir tabak hazırlamayı düşündüm. Tam böyle gerçek bir safranlı risotto ve çok iyi bir ossobuco yapacağım. Sosuyla mosuyla beraber. En son İtalyan dokunuşu, onlar gremolata diyorlar. O birazcık şeyden en son dokunuşu da yapacağız. Böyle güzel bir menüye evet. güzel de bir tatlı yakışır. Ben limonlarımı alayım. Al limonları. Limonlar sana kısmet evet, olur. Evet limonlar bana kısmet. Ben de böyle çok güzel gerçek vanilyalı bir limonlu mus yapacağım. Oh, üzerinde mükemmel. Böyle şahane erik, angelik eriklerin zamanı onlarla beraber böyle hafif mayhoş, hafif tatlı, vanilyalı. Bak senin dediğin gibi tatlı. Evet ya. Yani çok tatlı olacak ya. Hepsi bir arada olacak yani. İstiyorsanız şey yapalım mı? Vakit kaybetmeyelim. Hem sohbete başlayalım. Yapalım, hem de yemekleri evet. malzemeleri alıp yemeklere başlayalım. Hadi bakalım. Haydi. Gördüğünüz gibi malzemeleri donattık. Malzemeler süper görünüyor. Sever misiniz hakikaten ossobuco risotto? Seversiniz herhalde evet. diye düşünüyorum. Kim sevmez ki? Benim soğana karşı zaafım var. Soğan ve sarımsağa karşı. Müthiş bir zaafım var. Kokusu geldiği anda böyle hem böyle çok kendimi evimde gibi hissediyorum. Babaannemin mutfağında gibi hissediyorum. Açıyor, hem de iştahımı evet, açıyor. Böyle salyalarım akıyor sanki. Ama çok güzel bir şeydir hakikaten. O hafif kavrulmuş soğanın evet, kokusu. Çok... Şimdi biraz da sarımsakla şey yapacağım. Sarımsak, İkisi birden evet. böyle yağda birleştiği aynen. zaman harika olacak. Bu birazcık ağır ateşte pişmiş bir yemek yani. Çünkü normalde şimdi çok lüks bir yemek gibi gözüküyor ama bunun meşakkatinden esasında bu etin, dana etinin ucuz bir yeri. Yani çok bonfile gibi, antrikot gibi pahalı bir yeri değil. Daha kemik ve daha sert bir et. Yani şu kenarları çok daha kaslı. Bunun yumuşaması için çok ağır ateşte uzun uzun pişmesi lazım ki et böyle dökülmesi lazım artık hani çatalı vurduğunuzda. O yüzden bunu böyle yaklaşık ben burada pişirmeye başlayacağım. Çok böyle kısık ateşte, önce yüksek ateşte başlayacağız. Sonra kısık ateşte şey yapacağız. Bunu şimdi öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Hemencik tuzlayacağım üstünü. Bir taraftan da başlayalım istiyorum. Şöyle üzerine güzelce tuzluyorum. İki tarafını da tuzlayacağım. Biraz da karabiber serper evet. misin? Güleracığım. Şöyle güzel tuzu, büyük bir et, tuz koymaktan korkmuyoruz. Çünkü çekecek yani. Kalın ve büyük bir et. Şöyle bir de şöyle hafif una batırıyorum. Bu sosu koyulaştıracak bu un aynı zamanda. Birazcık ayçiçek yağı tavanın içine. Çok yüksek ateşte bunları mühürleyeceğim önce. Güzel bir kahverengi yapacağım. Tüm lezzetli şeyler hep kalorili değil mi? Çok kalorili. Onu una şey bulamasan mesela şey daha az kalorili ama olacak değil mi? 3 gram o ya baksana. Bir şey değil onda. Çok, diye. Fazlasını da alıyorum bunun yani. Ha. Yani şöyle bir şey. Maksat bir kabuk bağlatmak dışında. Evet. Birazcık da arada üstüne bastıracağım ki kendini şu sıcakla beraber yukarı çekmesin, tavanında değilsin diye. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapacağım? Ondan sonra sohbete geçelim zaten. Şöyle oda sıcaklığında beklemiş tereyağı var. Hı. Hemen böyle tereyağını alacağım. Evde böyle mikserle aslında yaparlarsa daha kolay olur. Biz tabii ki burada ses yapmayacağız ki sohbetimiz bölünmesin. Bizim burada programlarda böyle bir şeyimiz var. Evet. Yukarıdan manuel takılıyoruz. Evet, manuel takılıyoruz. hatta şunu kullandığım zaman bile. Tabii yani nerede? Tabii çırpma teli olarak şunları kullanıyoruz. Plastikleri kullanıyoruz ki ses çıkarmasın diye. Tereyağı ve şekeri karıştıracağım. Arkasından da yumurtalarım var. 2 tane tam yumurtam var, 2 tane de yumurta sarısı var. Onları ekleyeceğim. En son limon suyunu ve kabuğunu ekleyeceğim. Tam işte orada böyle bir kesilmiş gibi görünen bir kıvam alıyor. Orada korkmasınlar, pişirmeye geçeceğiz. Çubuğa limon tabii kesiyormuş gibi gösteriyor değil mi? Kesiyormuş gibi gösteriyor ama pişirirken de hemen toparlanacağız. Oraya geldiğimde yeniden anlatacağım. Peki efendim şimdi size döneyim artık. Şimdi siz hakikaten, şimdi bu sosyal medya artık günümüz dünyasının en önemli şey oldu. Hani eskiden başka mecralar varken daha işte yazılı mecralar, görsel mecraların çeşitliliği derken sosyal medya hakikaten insanların bilgi de aldığı, haber de aldığı, aynı zamanda da bütün gündemi takip ettiği bir şey oldu. Ve ikiniz de nasıl bu hale geldiniz? Hani biraz hikayesini merak ediyorum açıkçası belki yani. İkimizin hikayesi çok ayrı ama ortak noktamız aynı kurumda çalıştık çok uzun yıllar. Evet biliyorum. Ve şöyle başladı aslında benimki Twitter fenomenliğinden başlayıp... Seninki Twitter'dan başladı değil mi? Ya aslında bir tane internet sitesinde ben böyle ünlülerle ilgili haberler yazıyordum ama böyle gizli haberler, hiç böyle kimsenin okumadığı, bilmediği şeyleri. Mert Jacobs diye bir karakter yaratmıştım. Ha. Oradan böyle yazıyordum. Kim bu çocuk dediler. Şimdi söyleyince hatırladım ha. Kim bu çocuk dediler çünkü suratım belli değil, güneş gözlüğü var, fötür bir şapka takmışım falan. Sonra oradan ben röportajlar verince... konu birdenbire Twitter fenomenliğinden köşe yazarlığına geçti. Tabii ki yazı artık uçtu. Yani bambaşka görsel bir tarafa kaydık. Pelin'inki tabii kendi hikayesi bambaşka başladı ama sonrasında ben Instagram'a bu kadar inanmıyordum. O zamanki kullandığımız cep telefonlarının da çoğunda aslında Instagram yoktu. Yani başka bir markada vardı ama diğerinde yoktu. Ve sadece görsel, dekorasyon paylaşmak, doğa tabiat paylaşmak vardı. Evet, doğa tabiat paylaşmak vardı. Konu buydu. Doğa tabiat, yemek hatta. Hatta yemek çok doğru. Özellikle, evet. Hangi ara biz bu noktaya geldik, her anımızı Instagram'a koyduk. Bambaşka bir dünya oldu ama pandemi bana çok yaradı. Son 2 yılda ben aslında samimi tarafımı göstermeye başladım. Daha çok konuşmaya başladım, canlı yayınlar açmaya başladım. Konu böyle olunca benim takipçim birden 2,5 katına çıktı ve gerçek Mert'i gösterdim. Yoksa evet, bir şey söyleyeyim mi sana? Daha sahteydim o zamanlar. Bravo. Pandemi için pandemi seninle beraber bence benim de gözlemlediğim kadarıyla başka bir devir başlattı seninle. Gerçek sen bir yakın tanıyorsun. Tabii ben bile sen... Arkadaşlığımız da var. Yani çok abim gibisin ve estağfurullah. Aslında bugüne kadar göstermediğim tarafımı ev halinde gösterince ya bu çocuk ne tatlı çocukmuş dediler. Çünkü çok eleştiri, çok linç yiyordum ben. Çok doğru bir noktaya şey yaptın. Peki Pelin senin nasıl başladı bu hikaye? Benim 2008'de başladı. 2008'de blog yazarak gayet bir 5 sene. Blog yazıyordun değil mi? Blog açtım evet. O arada işte yeni gelmişti blog rüzgarı. Daha kimselerin olmadı ve blog camiasında da böyle ilk nesilim yani ilk açanlardan hani elin 5 parmağını geçmeyecek kadar bir sayıydık biz. Modayı seviyorum, eleştirmeyi seviyorum ama benim de Mert'e benzer bir şekilde 5 sene hiç kimse kim olduğumu bilmeden yazdım. Adım sanım hiçbir şey bilinmiyordu. Daha sonra ama tabii böyle hep çok önemli böyle şeyler var böyle hayatında dönüm noktaları var. Mesela 2013'te işte gazetesinde yazmaya başlamam. Aynı yıllar. Evet. Gazetesinde moda yazarlığı başlamam. Ya bizim tanışmamız çok komik. Yani Pelin hikayesinin devamı gelecek ama bizi sevgili Şengül Balık sırtı. Ay çok selamla. Aynen. Ve bizi aynı ofiste buluşturdu. Yaklaşık 8-9 yıldır aynı mahallede oturduk. Nişantaşılıyız ikimiz de. Evet. Ve yani biz aileden daha yakın olduk. Bugün kapatsak ben eminim ki onun L koltuğunda en başta ben oturacağım. Eşinin yanında ben oturacağım. Kızının yanında ben oturacağım. Ama, aile olduk. Ama öyle hakikaten gözüküyor da aile gibi oldunuz. Bu arada ben yine lafınızı kestim ama etlerimi mühürledim. Güzel bir kahverengi yaptım. Bunları kenara aldım. Şimdi aynı tavanın altında çok güzel kalıntılar var. Hı-hı. O kalıntıları birazcık... Sen devam et. Ha, ben devam ediyorum. Sen devam edebilirsin. İşte 2013'te işte gazetesine başlamamla işte şu an bu arada Sinan Özedinci'nin çok selam var. Sen de çok selam yönetmenim. Şu hala hem gazete tabii ara ara hep böyle oldu oldu ama hiçbiri gibi değil mi? Evet. Çok başka bir şey bu kadar yani yönetiyor diyebilir miyiz ya da şekil veriyor yani diyebilir miyiz? Şöyle, şekil veriyor sanki değil mi Mehmet? Sen de kitleleri yönetmeye başladın. Pelin'in moda dünyasında tabii, tabii. Benim için Ana Wintour gibi yani ay, benim haddime değil bu yorumu yapmak hiç modada anlamayan ay. Bir insan olarak bir yön veren bir tarafı oldu. Ben daha çok eğlence sektöründe kim nerede ne yapıyor, evet. Hangi restoran popüler, hangi mekanda yani dans edelim. Trend belirliyor gibi evet, oldu. Trend avcısı. Yani evet, eğlence evet. dünyasında tam bir trend avcısı gibi oldu. Peki senin modayla ilgili nereden vardı? Hobi. Sadece değil mi? Hobi. Bu hobimi bir blog sayesinde işte dediğim gibi uzun yıllar hiç kimse kim olduğunu bilmeden işte bilgimi, birikimimi, eleştirmemi, ele almış olduğum konuları, içerikleri takipçiler sevdi ve bunda hiçbir reklam falan da yoktu yok. Mehmet. Yani çünkü kimse evet. bilmiyor. O yazdıklarım gerçekten böyle kulaktan kulağa. O bence en etkili gerçekten değil mi bir iletişim bir word of mouth. Aynen yani, evet, aynen. Yani o kadar etkili oluyor ki yani, kulaktan kulağa gerçekten işte böyle bir kadın var işte şu işte bunu eleştiriyor. Ama öyleydi gerçekten. Ama öyleydim gerçekten. Ben kendimin de farkındaydım o ara. Ve böyle bir artı arta neredeyse yani milyon tıklamalara falan ulaştım ki ben güzel inanamadım ya. Hani kendime inanamıyordum. Blog için çok iddialı bir rakam. Çok iddialı bir yani blogda milyon tıklanma. Çok acayip bir şey. Tirajların da tirajı. Yani çok ciddi. Ve işte ama tabii zamanla blog artık sona erdi. Yavaş yavaş söndü. Blok devri bitti mi artık? Bitti. Yani blok artık... Şöyle, blok devri... değiştirdi. Şekil değiştirdi, platformlar değişti. Video platformları var. Bunların dışında... Siz orada da çok başarılı işler yapıyorsunuz ikiniz de. Evet, evet. Video platformları. Ben dijital anı defteri gibi görüyorum orayı. Keyifle doğru. bir şeyler paylaşıyorum ama orada mesela bir para kazanayım ya da para kazanma amaçlı içerik üreteyim gibi düşünmüyorum. Da öyle değildi. Zaten işin ama sonuçta bir işe dönüşüyor bu doğal olarak ama. Değil mi Mert? Bir şekilde yani bir şekilde paraya şöyle dönüşüyor. Markalar senin hayatına dahil olmak evet, istiyorlar. Sen hayır desen de bir şekilde buna kanıyorsun. Yani ben başta nasıl yani bir şey bunu, için, sevmediğim bir şey için bile aslında bir paylaşım yapmak başta nasıl olabilir diyordun. Öyle bir eliyordun. Sonra aslında markalara da ben dedim ki olabilir ya bir markayı deneyeyim. Niye ön yargılıyım? Ben birçok ön yargılı olduğum şeyi yapmaya başladım. Sosyal medyayla. Ne bileyim hani benim için başta bir pazar yeri olan platformlarda link vermek, bundan bir para kazanmak, bir şey önermek hiç bana göre değildi. Çünkü böyle işlettiğim mekanda soğuk, böyle soğuk. Mesafeli işletmeci olarak durmak varken hangi ara açıp 15 saniyelik story'de merhabalar üzerimdeki tişörtü almak istiyorsanız sayfalar yukarı diyemem ben derken pandemi dedirtti abi. Pandemi her şeyi dedirtti. Pandemi herkes her şeyi yaptı. Bende de çok farklı oldu. Mesela benim ilk çıktığım zamanlarda da böyle emsal olarak göreceğim, böyle örnek olarak alabileceğim hiçbir şey yoktu. Yani hani bu işin zamanla bu kadar uzun bir sürede öyle bir noktaya gelip işte çok büyük paralar kazanılacak bir mecra olacağı hiç kimsenin aklına gelmez. Ve ben mesela yaptığım vakit gayet organik şekilde sevdiğim, hobi olarak gördüğüm. Kendi güncel hayatımda evet neyse her şey aynı şekilde aktarmış olduğum bir yerdi orası. Platformdu ve zamanla işte dediğim gibi markaların aynen bu işin içine girmesiyle ama her zaman şunu söylüyorum. Severek yapmadığınız vakit, sizle örtüşen bir şey olmadığı evet. vakit çok sırıtıyor ve onu zaten ileriye bir türlü götüremiyorsunuz. Aynen. Zaten çalışan markalar da onu hissettikleri zaman bir daha çalışmak istemeyebilirler. Çok içlerine sinmediği zaman. Üzücü yanı şu, mesela bir gün dinlenmek istiyorsun, bir gece önce bir arkadaşın düğününe katılmışsın. Ertesi gün diyorsun ki bugün full yatıştayım. Sonra bir uyanıyorsun. mesajlar. Neredesin? Ya, evet. Niye hiç story atmadın? Başına bir şey mi geldi? Evdekiler arıyor. Peki. Konu komşu arıyor. Kapıya gelen var ha, ya. Öyle story bir atmadın. Enerji var orada. Bak, yani, çok, değil mi? Başına çok, bir şey mi geldi? Paylaşmadan da başına bir şey mi geldi? Çok güzel bir yere esasla parmak bastınız. Çünkü neden diyorum biliyor musun? Bu bir bağımlılık da yaratıyor, evet, değil mi? İnsanlar da sorumluyor. Tabii tabii, merak ediyorlar ve öyle, düşünsenize öyle bir enerji var orada. Ve an siz merak ediliyorsunuz. 2-3 saat bile olmasanız ay başına bir şey mi geldi? Ay yani, bilmem yani çok acayip çok bir şey. Da güzel. Bu arada biz birbirimize de yapıyoruz şey bunu. Tabii. Pelin'i arıyorum. Görmeyince acaba hasta mı oldu diyorsun değil mi? Ya ben Pelin'in neredeyse eşini aradığımı biliyorum yani. Pelin'e ulaşamıyorum. Nerede? Story yok ortada. Yani bir şekilde o da diyor ki bugün şalterleri indirdim ben. Evet ben bazen indirmek gerekiyor çünkü hakikaten. Yapıyor musun sen öyle? Ben yapıyorum. Pazar günleri genelde yapıyorum. Gel işte çocuğum, eşim yani o öyle de bir yaşantım da var benim. Ben sadece insanlara hani gösterdiğim kısmı şey ayrı. Ay bir de tabii ki yani bir de kendi bir ailem var yani benim kocam, çocuğum, onlar da ilgilenmem lazım. Genelde hafta sonları düşüşe geçiyorum. Hafta içi 5. vites. 5. vites. Ama size bir şey söyleyeyim. Bu sosyal medya bekar insan işi diyebiliriz. Çünkü katılıyorum. Yani çocuğum var. Bir de onları paylaşmıyor Pelin. Paylaşsa mesela eşini ya da çocuğunu paylaşan biri değilsin. Yok hayır. Hayır. Ben daha çok böyle ünlü simalar. Arada böyle bir kendimi sıkıştırıyorum. Ama çoğunlukla tabii ki Hollywood ünlüleri. Sen genelde senin sayfana bakınca daha çok ünlüler var yani. Hollywood ünlüleri, Türk ünlüleri, kılık, kıyafet, işte defileler falan. Genellikle benim içeriğim öyle oluyor. Benimkisi daha başka tabii ki yani. Ben durmaksızın yani böyle. Ama yani. Mesela artık gece 12'den sonra biplemeyi öğrendim. Telefonumu uçak moduna alıyorum. Direkt çantaya koyuyorum. Ha, çünkü öyle yapıyorsun onu. Ya şöyle oldu, 30'dan sonra şu oldu aslında. Yani 20'lerinde gece 12'den sonra koyduğum storyler de vardı eğlenirken. Fakat artık 30'dan sonra... Ben uyarıyorum zaten onu direkt. Gece 12'den sonra yasak var. Gece 12'den sonra derhal direkt bir şey olduğu vakit. Gece 12'den sonra yasak getirdim. Çünkü gerek yok. Yani hem yasak ben de yasak getirdim. Kimseyi yormayayım. İçeriklerimi sabah uyanıp aman ne paylaştım pişmanlığıyla bakmayayım. Çünkü bazen eğlencenin ritmine ya da sohbetin ritmine kendini kaptırıyorsun. Bir şeyler paylaşabiliyorsun. Sabah uyandın aman Allah'ım neler paylaştım diyebiliyorsun. İşte onun için yapmamak en güzel, kapatmak. Bir de bakma büyük bir linç kültürüyle döndüğü için. Evet, sosyal medya öyle yani. Evet, ama eskiden keyifti değil mi? Hani... Evet bu keyifle baştan çok güzel dedin onu. Şu an gerçekten nasıl diyeyim çok... Böyle herkese böyle linç bir açığını yakalama, eleştirmek için bir sebep bulma. Hani hiç bakıyorum mesela benim paylaşımlarım oluyor ki ben eleştiren bir insan olsam da öyle görülsem bile aslında güzelliği paylaşan biriyim. Yani şık, güzel, hakikaten kendine baktıran kadınlar bunları koyuyorum ama orada öyle bir enerji var ki Mehmet yani ben mesela... Güzel, iyi koyduğum vakitte memnun olmayan bir kesim var mesela. Evet. Hani o eleştirilsin, çünkü, linç edilmek için. Çünkü birazcık hani o sosyal medyada bir kötülükten kazanma diye bir şey de var yani. Var. Bunu ben kendimde bile görüyorum yani. Biz değil mi? Yani bunu kendimizde de görüyoruz. Kesinlikle ben başımdan geçen bir konuyu anlatayım. Hiç söylemediğim bir sözle ilgili bir demeç yayınlanmış. Hı. Birdenbire Twitter'da bu konu oldu. Instagram'da eleştiriler magazin sayfalarından yapıldı ve başta gözüm doldu. Sonra takipçi sayımın böyle 10.000 kadar arttığını gördüm. Dedim ki linç kültürüyle popülaritenin artması o kadar aslında benim bilmediğim bir kültür ki. Aslında çok 90'lar magazini. 90'lar böyleydi hatırlar mısınız? Çok. O magazin programlarında. Ya, gibi reyting alar o magazin programlarını düşünsene o zamanki yani. Ama ben alışık değilim ki benim hayatım eğlence ve keyif satmak üzerineydi. Yani işlettiğim mekanlara sizin mutlu günlerinizi organize etmek için beni koymuşlar. Birdenbire ne oluyor ya üstüme taş atmayın dedi ama sonra çok sevdiğim biri bana dedi ki evi camdan olanın taş yeme durumu vardır hiçbir zaman. Ya da mesela şey derler işte hep şöhretin bir bedeli vardır hayatta. Bu da onun gibi bir şey yani aynı örnek. Evi camdan olanın taş yeme. İyi ki bir de şöhret değiliz biz hani onu düşünüyorum. İyi ki oyuncu değiliz, sanatçı değiliz, şarkıcı değiliz. Siz de şöhret sayıyorsunuz artık yani bu sosyal medyayla beraber. Hakikaten öyle yani. Şöyle bir şey, ben bunu konuşmadık seninle hiç. Geçen ay benim sayfamın başına bir şey geldi, çok tatsız bir şey geldi. Bir ara bir Google'da bir kendimi arattım. Benim sayfamın başına yani sayfanın başına gelen şey haber olmuş birçok yerde. Aa dedim ben ünlüymüşüm. Şaşırdım. Tabii ki. Yani anlatabiliyor muyum? Çok enteresan. O yüzden öyle, kendi dünyamızda işte bunun farkında değiliz. Bu arada ben gönüllüyüm. Gönüllüyüm. Ben gönüllü meslektaş. Bu arada ben ne yaptığımı anlatayım. Evet, Ossobuco için. Etlerimi öğledim. Daha sonra bu Fransızların Mirapois dedikleri bir üçlü yaptım. Kereviz sapı, havuç ve soğan ve birazcık sarımsakla beraber onları biraz zeytinyağında öldürdüm. Birazcık domates salçası koydum, birazcık biber salçası koydum. Sonra güzel bir kemik suyu koydum, et suyu koydum. Şimdi birazcık da domates rendesi koyacağım içine. Yani sen bana şu ekmeği versen banacağım burada. Asla İtalyan olmayacak. Turkish style diye o ekmeği banacağım. Hemencik de bunu alacağım, fırına koyacağım. Ve böyle yavaş ateşte fırında pişireceğim. Dediğim gibi bunun yumuşaması için 2,5 saat falan pişmesi lazım ama. Yani bu arada ben bir davete katılıp geri gelebilirim arkadaşlar. Zaten stüdyonun yeri de o kadar merkezi ki. Mehmet'e dedim ki stüdyonu çok kıskandım. Yani kameraları çok kıskandım. Biz burada bütün aslında çok havalı bir Instagram çekimlerimizi, dijital video çekimlerimizi burada yapabiliriz. Çok havalı bir stüdyomuz var. Çok güzel. Talibiz buradan. Bu artık yavaş yavaş pişecek. Bunu unutacağız. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapacağım? İşte şu anda o kesilmiş görüntüye geldik. Şimdi bunu pişireceğim ve böyle bir muhallebi kıvamını alacak aslında. Daha mesela korkar insan bunu böyle kesildi diye ama tabii aslında pişecek. Çok normal bir görüntü. Hiç panik olacak bir görüntü değil. Evet. Kesildiğinin şeyi de bu değil mi? Açıklaması bu. Görüntüsü bu. Evet. Bu arada ben de risottoya başlayacağım. Onun için birazcık küçük soğan doğradım. Yani susuyoruz. Biz bunu gördükçe susuyoruz. Açlığımızı dindirmek için, bol su için. Safranı açtım. Güzel Pelin'in hediyesi. Evet. Ben demledim esasında. Bu demlemek yani safranı. Bak mis gibi de kokacak hakikaten. Şöyle birazcık soğanla işe başlayacağım. Soğan ve zeytinyağla. Çok güzel. Evet. Güzel kokuyor değil mi? Evet. Zeytinyağıyla başlayacağım. En son tereyağıyla bağlayacağım. Bu biraz kalorili bir yemek olacak ama. Artık yapacak bir şey az. Programa gelmeden önce bu arada baktım. Bayağı 300 küsürüncü program. Evet maşallah ya. Şimdi yani oraya, internette bütün videolarını izledim. İnanamadım. Yani biraz öyle oldu. 6. sezon. Gani yıllar diliyorum sana. İnşallah hep beraber yani. Buradan emeklilik. Bence galiba öyle olacak. İnşallah öyle olur yani. Biz de bol bol her sezon geliriz biz. Valla geliriz. Zaten geliriz. Kıdemli konuk olarak. Bizim mutfağımız herkese açık. Çok ince doğradım. Çok ağza gelmeyecek şekilde doğradım. Soğanlarla işe başladım. Birazcık da tuz atacağım üzerine. Güzel bir deniz tuzu atacağım şöyle. Senin sosyal medyayla aran nasıl? Aynı şeyi soruyorum. Bir şey söyleyeyim. Ben o kadar geç başladım ki ben hiç sosyal medya kullanmadım. Ta ki 6 yıl önce burada işte iş görüşmesine geldim. İşte programda başlayacağız falan dediler ki hani sizin işte niye sosyal medya hesabı kullanmıyorsunuz? Dedim ben kullanmıyorum. O zamana kadar bir tane post vardı. Hatta şimdi Mehtap'la karşımda. Dediler ki hani böyle olmaz şimdi bu televizyon programı popüler. Bir de o zaman hafta içi her gün program. Ondan sonra hani böyle olmaz. Bir şekilde hani açmamız lazım, kullanmamız lazım falan. 6 yıl önce esasında kullanmaya başladım. Şimdi kullanıyorum ama çok iyi kullanabildiğimi söyleyemem açıkçası. Yani böyle her gün değil mi? Haftada bir falan mı? Ben ya program başına mı mesela? Hayır koyuyorum. Her gün işler koyuyorum, kullanıyorum. Bu arada şimdi çok da güzel hatırlattınız. Ben bir de şeyi hatırlatayım değerli izleyicilere. Bizim bu yaptığımız tarifleri kaçırmak istemiyorsanız, bu güzel sohbetleri kaçırmak istemiyorsanız ne yapıyorsunuz? Bizi sosyal medyadan da takip ediyorsunuz. Instagram, Facebook, Memet Özer ile Mutfakta. Kaçırdığınız bölümler Fox.com.tr'nin internet sitesinde tüm detaylı tariflerle beraber dedik. Ben keyifle izledim hepsini dün akşam. O yüzden kısa bir şey yaptım. Ama sen Mert, sen de hiperaktifsin. Çok. Zaten yani ama ben diyorum ama çok diye. Bana tahammül etmek de zordur. Yani niye? Çünkü ben mesela sen konuşurken 30. saniyede senden kopuyorum. İnanılmaz. Tehlikeli o zaman yani. Yani başka bir konuya geliyorum. Hayır yani bir yerdeyiz mesela oturduk sohbet ediyoruz. Bir an Mert'e telefon geldi ve gitti. Mert gitti. Yok. Ha, gitti. Yani, tabii tamam. Mert gitti bir şey mesela oldu. Mesela bana mesaj atar ben buradayım diye. Ben kaçtım. Ya duramıyorum bir yerde. Mesela toplantılar uzadıya hiç tahammülüm yok. Düğün yemekleri tahammülüm yok. Çok hızlıyım. Evet. Sen de aynı. Ben de tam tersi değil mi? Niye sen? Ben tam mı? Ben gayet... Tahammülün sınırları mı yüksek senin? Abi... Ben çok sakinim değil mi Mert? Öyle diyorsun da yaptığın iş çok hızlı aslında. Ben çok hızlı iş senin yaptığın işe baktığın zaman çok hızlı bir iş yani. Ben onu diyorum. Hatta aramızda da konuşuyoruz. Ben çok genç işi yapıyorum yani. Benim yaşıma göre gerçekten çok genç işi yapıyorum. Bir de evli olma durumu var tabii. Hani bekar olsam hani bir yerde yine bir dengeleyeceğim. Hem çok genç değilim çünkü 20'li yaşların artık bu mecraya girmiş olduğu bir yaş dönemi. Hem ona adapte oluyorum tabii ama herhalde biraz daha erken yoruluyorum değil mi? Öyle erken yorulmuyorsun. Bizim belki. Kendi işimizi kendimiz yapma gibi bir durumumuz olduğu için biz asistan falan da var. Ya şöyle mesela ekibimiz yok benim bu içerik üretme konusunda. Ya var tabii ki ama uzun yıllar içerisinde bakarsan aslında tek başımıza bir şeyleri yürüttük. Çünkü içeriği kendimiz ya ben mesela birine yönet bir şeyler paylaş diyemem. Yine son sözü benim güvenemem. Davet veriyorsam, davetiyelerimi yollarken benim birebir iletişim kurmam lazım. Doğru. Bu marka işbirliklerinde de öyle. Yani benim yerime başkası konuşursa sanki o iş olmayacakmış gibi geliyor. Belki Ankaralı olmaktan, belki çok memur zihniyetinden. Ben çok tam memur çocuğuyum abi. Ankaralı olmak memur çocuğuyum, aynen. Vardır Ankaralı olmak diye bir şey ve onlar daha disiplinli ve şeydir. Evet, peki hani şimdi siz bu kadar beraber de hareket ediyorsunuz. Artık hani şey gibi olduk diyorsun, aile gibi olduk diyorsun. Birkaç tane size sorun var. Allah korusun. Bir davete gittiğinizde en geç kim gelir? Ha, bak ya herkes kendini tanıyor. Bakayım ne dedin? At beni. Sen geç mi gelirsin? Biliyorum. Hani Mert'ten geç gelirim. Ben de erken gelirim de Mert çok erken gitti. Ha, öyle mi? Evet çok erken. Ya sen bana de ki Mert 8'de buluşacağız. Ben 6'da falan gider beklerim. Yoksa yani ben hiç geç kalmam. O kadar mı benzerim ya anlatamam sana. Ve orada derim ki niye gelmedi? Halbuki 8'de randevulaşmışız. Ama işte onu diyorum bizim zamanımızda cep telefonu yoktu. Ben ya, her yere erken giderim ya. Ankara'da buluşurduk mesela liseden çıkıp üniversiteden çıkıp böyle erkenden gider. Geri sayımda içimde 60'tan sürekli sıfıra böyle dakika dakika sayardım. Peki bir soru daha. Ay sana bakmayacağım ben. Bakmayın birbirine. Bakma ben de. Evet. En kararsız kimdir aranızda? Ay ben bunu şaşırdım. Ben aynıyız sanki ya. Evet işte böyle kaldım ama. Ben kaldım. Mert kendisini gösterdi ama. Mert'te de var çünkü kararsız. Bana sorarsan ben de sana sorarım. Ya aslında gün içerisinde o kadar çok telefon trafiğimiz var ki. Kararsızlıktan hal hatır soramıyoruz. Hani o kadar bunu yapsak mı şunu yapsak mı? Yani bir şey olduğu vakit mutlaka birbirimize soruyoruz. O yüzden ben hani ikisi de diyorum ya. Peki tamam o zaman geçiyorum. Bir davete gittiğinizde içeride böyle çok kötü kombinlenmiş bir kıyafet giyen birisini gördüğünüzde ilk tepkiyi kim verir? Kim? Ben daha alçak gönüllü davet. Niye olmuş ya Pelin? Sen öyle yapar mısın? Olmuş der misin? Benim bakışlarımdan anlar zaten. Ben bakışlarını anlarım. Çok belli ediyorsun beğenmedin Pelin. Rezil olduk. Aman falan derim böyle yani. Peki bir şey soracağım. Bu çok hakikaten önemli bir soru. Bence Mert çıkacak orada ama kim daha çok sosyal medyada vakit geçiriyor? Sosyal medyada vakit geçirir. Mert tabii ben. Ya o konuda Mert evet kesinlikle. Ama benim hiçbir şey kaçırmamam lazım. Şimdi bir soru daha var ama onda demin sen şahsen cevap vermiş gibi oldun. Kim yakın bir arkadaşı kötü giyindiği halde çok güzel olmuşlar? İkimiz de galiba. Sen ben de derim tabii ki. Ay, yani çok yakın arkadaşım. Kıramıyorum bazen. Kıramam, nasıl çünkü şöyle bir şey var Memet bizim insanımızda şöyle bir şey var. Bu çok garibime gidiyor. Gördüğü anda negatifi söyle yani. Aa kilo almışsın, saçın dökülmüş. Çok fena bir şeyler. Çok kötü giyinmişim değil mi? Ya düşünsene yani. Arkadaşım çıkalı evden 5 dakika olmuş yerin dibine sokuyoruz yani. Eve dönüyor. Evet ya. Oldu o zaman deyip geri gidiyor. Evet bu benim yani, çok olmasına rağmen yani kendi hayatımda çok zor. Bir dakika kilo almış bilmem ne yaşlanmışsa ben bunu demek manasız şeyler hakikaten ya. Çok, kim yerinde sayıyor ki çok sanki. Çok çirkin geliyor ya, bana yani. Hani çirkin yani. Bir yaklaşım tarzı yani ilk değil mi Mert ama yani bence çok var. Negatifi söylemekten beslenen bir ruh hali de var. Var kesinlikle. Genetiğimizde var. Belki biz de yapıyoruz. Kimse eleştirmiyor. Senin hediyesi. İşte safran zamanı. Senin safran devreye giriyor. Ne yaptık? Soğanları öldürdüm zeytinyağında. Daha sonra arborio bir pirincim vardı onları koydum. Onları da bir güzelce kavurdum biraz renkleri çıksın diye. Çünkü buradaki amaç kremamsı bir şey istiyoruz. Ama içine krema koymayacağız. Buradaki amaç pirincin içindeki nişastayı ortaya çıkarmak. O yüzden de sıcak tavuk suyuyla besleye pişireceğim bunu. Önce safranı koyuyorum. Sorulara bayıldık biz bak dedikodu yapıyoruz. Sorulara bayıldık. Ha, bak bu da güzel soru. Kim daha fazla alışveriş yapar? Yani. Tabii ki. Ama burada... Ya bakayım kim? Pelin tabii ki. Yani. Öyle mi? Evet. Eskiden sen de az değilsin yani. Bence hiç az değilsin sen. Şeyler alırsın değil mi sen? Ya yine Pelin'e sorarak alıyorum bu arada. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Ben zaten fix giyiniyorum. Çok siyah giyinen bir adamım. Ben de. Sürekli. Sen de ikinize siyah giyiniyorum. Aksesuara çok para harcıyoruz ama erkek de zaten kısıtlı. Erkek modası Türkiye'de hala değer görmediği için. Her ne kadar tasarımcılarımız var. Ben senin özendiğini biliyorum giyimine ya. Özeniyorum. Tabii ki temiz olmak, pürü pak olmak. Hayır, sadece öyle diyeceğim. Bazen yaptığın kombinler yani Instagram'dan evet, gördüğüm kadarıyla. Evet yani eğer bir yurt dışı seyahatim varsa, özel bir davete gidiyorsam yapıyorum ama o kadar az bize seçenek tanıyorlar ki. O da haklısın. Mutlaka kadınlar bu konuda hem kendilerini hem de beyleri yoruyorlardır diye düşünüyorum. Bak şimdi tavuk suyu veriyorum ben de bunun içine. Senin oldu mu kreman? Evet benim kremam oldu. Daha sonrasında çiğ kremayı çırpıp ikisini birlikte karıştıracağım. Biraz soğumasını bekliyorum. Ben de bunu böyle besleye besleye pişireceğim. 15-20 dakikaya pişecektir. Süper. Bu arada üzerine de bir şey yapacağım. Bir şey yeni değil mi? En son bir taç yani en son bir dokunuş yapacağım. Onun için de şöyle biberilerim var. Onu birazcık maydanoz, birazcık da portakal kabuğu rendesiyle kıyacağım. Onu da en son altta risotto, üstte ossobuco ve en üstte de bunlarla birlikte bezeyerek vereceğim. Sen ne yapacaksın şimdi daha sonra? Ben kremayı çırpacağım vanilya ile beraber. Birazcık bunun soğumasını bekliyorum ki çünkü sıcak olduğu için daha kremayı böyle hemen sulandırmasın diye. Kremayı, çiğ kremayı kıvartacağız ve ikisini birbirine karıştıracağız. O zaman şöyle yapalım mı? Hem birazcık buraları temizleyelim. Evet. Tamam. Hem de ben gürültünü... Sen de gürültünü yap. Ben de bu arada risottoyu beslemeye devam edeyim. Tamam. Sonra da programın güzel yerine gelelim. Yemekleri yiyelim efendim. Yemekleri. Ay çok güzel. Sen bu arada çırpma işlemini yaptın. Yaptım ve çok lezzetli oldu. Nefis bir limon kokar. Tadına bakmak ister misin? Yani... Ya ben dayanamıyorum oraya geleceğim. Evet. Gel. Bir de risottoya da bakarsın hem. Bir şey söyleyeceğim. Bence koku en önemli duyu. Tabii koku. Tattan daha beni cezbediyor. Tada gelene kadar koku var ya. Kaşık kaşık. Ben de bu arada ossobuco'yu çıkaracağım. Şu tutacakları alayım. Pişmeden böyle yerler hep parmak atarlar falan. Şu tutacakları alabilir miyim? Hemen veriyorum. Limonum işe yaramış. Tabii ki. Limonun hem de nasıl işe yaramış? Bir şey söyleyeceğim, bu bayağı çiğ yenir ya pişmeden. Eskiden yufkaları yerdim ben, babaannemin açtı. Ben de çok severdim. O mantıları açardı, ben orada onları yerdim. Ya şuna bakar mısın? Evet. Yine gelsene baksana, risottoyu gel bir... Şeyde bir tuzun olsun, yemekte bir tuzun olsun. Bir kepçe su koyun hani o zaman. Madem orada duruyorsunuz. Bir kepçe su, kepçe? Kepçe orada var. Nasıl bakacağım? Bir kepçe su koyun. Nasıl bakacağım? Hemen. Suyun şurada. Burada. Buldum ben kepçeyi. Suyu da buldum. Buradan ekleyeceğiz. Ha ben. Okey. Buradan. Tavuk suyu. Tamam. Evet. Kafi mi? Böyle. Ha kafi değil mi? Mutfakta 4 kişi. Mert sen şuna bakacağız. Yüklerin içi boşa. Ben hiç İtalyan olan değilim şu an. Risotto ile beraber vereceğim. Bakar mısın şuna benim? Kemiklerden dağılmış etler, lokum gibi olmuş yani. Bunu eskiden böyle düdüklü tencerede falan yaparlardı. Evet, düdüklü tencerede daha çabuk pişer ama ben uzun pişirdim bunu. Çok lezzetli. Tencerelik değil yani. Yerime gideyim yoksa bütün mutfağı birbirine katacağım. Sen şimdi bunu ne yapacaksın? Erikle böyle süsleyeceksin. Evet, erikle süsleyeceğim ama sunuma kadar buzdolabında dinlendireceğim. Ben şu risottonun bir pirincine bakayım. Birazcık şey seviyorum açıkçası. Düşe gelir. Pirinç seviyorum yani. Evet, diri hafif değil mi? Sen de pişirirken doyanlardan mısın? Ben mesela mutfakta yemek yapan herkes sofraya oturduğunda bir kaşık bile yiyemez ya. Ben de birazcık öyle onu kaşıkla, onu didikle derken doymuş olur. Kapağını da kapatayım ben de. İyice sıcak dursun. Birazcık da soğusun. Bunu biraz sonra risottonun üzerine serpeceğiz. Evet, workshopların falan var mı? Yapsan keşke biz de gelelim ya. Ben bekar mutfağı falan ben öğreneyim senden yani. Şimdi geldi anında 5 dakika içerisinde ne yapabilirim? Bu arada bir şey mi? Sen yapıyor musun evde yemek? Şöyle yardımcımın yardımı ile mutfakta yeteneklerimi gösterebilirim ama aslında şöyle bazen çok açken ya da o gün hiç dışarı çıkmayacaksam pisleşebiliyorum. Yani mutfak böyle hayır, evde ne yapabilirim diye her şeyi birbirine karıştırıp bazen çok ilginç yemekler çıkartabiliyorum. Hani şu yemek kitapları falan benim için çok eskilerde kaldı ama böyle birden bunu buna katsam, bu bunun yanına bu yakışır falan çok ilginç şeyler sen yapıyorsun ya bence evde sonuçta çocuklar falan yani vakit kalıyor bilmiyorum da. Eskiye oranla çünkü şu an çok yoğun olduğum için. Benim de bir yardımcım var. Artık elim kolum olmuş durumda. Yani kendisine buradan teşekkür ediyorum. Hayatımı hakikaten çok kolaylaştırıyor. Münevver diye sesleniyoruz. İsmini Münevver mi? Münevver Hanım'a selam söyle. Ay Mümi çünkü çok meşhurdur benim çevremde. Gerçekten onun yardımıyla eskiden yapabiliyordum ama artık yani çok zor. Ancak bir de belki spagetti işte onlar çok klasik, çok basit şeyler. Güzel bir soru soralım bak. Eşim, yani eşim hayalinde yapar öyle söyleyeyim. Hep bir bağ vardır değil mi? Ama şöyle bir şey, ben mutfağı pek istemiyorum. Çünkü çok dağınık çalışıyor. Ondan sonra onun arkasını temizlemek gerçekten o büyük bir iş. O yüzden ben kendim giriyorum. Sen diyorum dur. Ben kendim yapıyorum. Sen ne istiyorsan. Köşeye geç. Ama yapar yani o içinde o şey var. Ama şu da bir özendirici mesela, yemek yaparken bir yandan da etrafı toplayan insanlardan evet, anladığım kadarıyla. Tamamen. Bir de bazıları var ya, bir yemek yapıyor, mutfak savaş alanı. Benim için işte o Teoman. Değil mi Teoman abi? Teoman. Sevgiler buradan kendisi. Beni kulağımdan çekecek, çok konuşur hakkında diye. Bana kızacak şimdi, beni şikayet ediyorsun diye. Ev sırlarımızı veriyorsun. Bence risotto da oldu artık yavaş yavaş. Ay hadi, evet. Şu tabakları da çıkarayım ben bu taraftan. Senin tatlının süsü püsü nasıl? Benimki de hazır, şu anda hazırlıyorum ben. Bir de bu yemeği yaptıktan sonra bir de onun süsleme tarafı evet, var. Ben bu o da bir sanat bence değil mi? Güzel gözüküyor, yani istiyoruz sonuçta. Tabaklama sanatı bence. Tabak bile önemli, bir de yani her şey detay. Evet, şimdi ben onu beceremiyorum. Ben de sunum paketleri var. Hepsi bir bütün diyorum yani. Ben sunumu her şeyle. Yemek programlarını seyretmeye bayılıyorum. Özellikle böyle uykum böyle geldiği vakit televizyonun karşısına böyle sızarken hakikaten ne olursa olsun, hangi program olursa olsun o yemeğin o yapılışı bana hakikaten çok büyük bir keyif veriyor. Meditasyon tadı. Evet, meditasyon gibi şey geliyor bana. Yani hakikaten çok güzel. Ay şu an şu anda artık mısın? Yemeğin sonuna geldik yani. Ay gelelim zaten artık. Parmesanı rendeleyeceğiz. Gelelim içine artık. Biraz tereyağını koyacağız ve yemeği sonlandıracağız. Şimdi. Ay çok güzel. Artık daha fazla pişirmiyorum çünkü bunlar İtalyan yemeği yapıyoruz. Evet, evet. Onlar gibi yapacağız. Birazcık dişe gelin sonuçlar yapacağız. Tamam. Bizim hani pilav gibi olmayacak. Şu anda altını kapattım. Altını kapatınca tereyağını koyuyorum. Zaten bunun şeyi ısısı ona yetecektir. Alsana şunu. Ve parmesan rendeliyoruz. Benim ağzım sulandı yalnız şu anda. Şu an bütün su. Pişerken mi rendeliyorsun? Ben... Pişerken mi? Ha. Hayır, kapattım altını artık. Ha, kapattın altını. Tereyağını da kapattıktan koyduk, sonra koydum. Tamam, ay harika. Buraya bağlıyoruz yani burada sonuçta. Bence ilişkide de yani ikili ilişkilerde yemek yapan tarafın evde oluyor olması rahatlık müthiş konforlu ve yani bir de böyle iyi kalpli biriymiş hissiyatı veriyor ya. İnsana doyuruyor yani. İyi insansın sen, mutfakta çok başarısız ve iyi kalplisin imajı veriyor böyle. Sanki hani o bir yerden sipariş vermek ilişkiyi de tüketiyormuş gibi yani böyle bir benim için bir şey uğraşması karşı tarafa. Krema koymadan krema gibi. Şu an boyut atladı mesela. Abi ver bir tabak diye. Vereceğim şimdi. Sen onlar tabaklarındaki şey koysana risottoları. Ben de... Ortaya mı koymamı istersin? Direkt? Ortaya koy. Tamam. Ben de buradan şunu açayım. Of, o çok iyi. Üzerine etleri yerleştireceğim. Şöyle tam süsündeki bak kemiğin için görüyor musun? Bütün sosa karışmış. Ona hepsini aynı tabağa koyacağım. Tabak elimde öptük çocuklar. Havaya kalktı tabaklar. Yemek sırası bekler evde. Ama yani baksanıza. Halbuki o tabakla verecek bize biliyorsun. Evet, bir şeyin üzerine vereceğim. Göz orada. Servis tabağı. Risottonun üzerine vereceğim. Şunun kenarını alalım. Evet, şimdi çok heyecanlıyım. Evet. En sonunda üzerine şu yaptığımız şeyden birazcık koyacağım. Tamam. Belki ileride bir mekan açarız, bütün mutfak yani senden sorma, bütün menü senin fikirlerinle dolar taşar. Of çok iyi. Güzel. Bir dakika şuraya koyuyorum, şey tamam, de koyacağım. Biraz sos da tamam, koyacağız yani. Tamam. Vallahi çok hakikaten muhteşem olmuş ama. Bütün bu sosun koyulaşması falan görüyorsun çünkü o ağır ağır pişe tamamen. Şöyle kenarına birini koyalım. Güzel dedim, kallavi bir et parçası da. Bu uzun süre pişen yemeklerde misafir kendini çok değerli hissediyor. Bak, tabii çok emekli bir yemek. Saatlerce uğraşmış, 2 saat fırında bekletmiş, 3 saat uğraşmış. Bir dakika. Müthiş bir hissiyat. Ay harika. Şöyle son dokunuşlar. İyi de son dokunuş olarak şöyle bir kaşık alırsan. Tabağına... Sosunu mu şey yapacağız? Biraz koyacağım. Çok lezzetli bir sos. Risottoyla da karışırsın öyle. İyi ki aç gelmişiz. Ben ona göre ayarladım. Tek öğün. Ben ona göre ayarladım. Mert'cim seni kimin üzerine şey koyacağım? Şu gremolata diyorlar buna. İtalyanlar. Maydanoz, biberiye, portakal kabuğu var. Hmm. İçinde de sana da birazcık daha sos ekstradan. Bu bir hakikaten ziyafet oldu. Bayağı ziyafet oldu. Evet. Şu an bir davet yemeği yiyoruz değil mi? Böyle bir bayağı bir davet yemeği oldu hakikaten. Şunu kenarda sadece sileceğim tabağını. Buyur alıyorum efendim. Teşekkür ederiz. Şöyle göstermek. Heyecanla bekliyoruz şimdi. Dur bakalım. Ama hakikaten çok güzel tabak oldu. Yani işte bu koku bendeki en önemli duyu. Kesinlikle. Yiyin bakalım hadi ne olursunuz. Hepinizi bekliyorum ben de heyecanla. Hepimize afiyet olsun ekran başındaki. Evet herkese afiyet olsun. Bence hemen mutfağa girin. Bir de yapılabilecek bir tarif. Yani böyle ismi Ossobuco Mossobuco deyince şey havalı geliyor. Korkucu gelebiliyor. Halbuki dana incik yani sonuçta ve dananın daha nispeten ucuz bir yeri. Dana incik pilav aslında baktığında yani. Evet bakarsan yani. Dana incik pilav. Bu akşama hanımlar eşinize böyle bir yemek. Bayağı iyi. Mükemmel. Güzel olmuş mu hakikaten? Kapatın kameraları ben gömüleceğim içine şu an. Ay, biraz gömmelik hakikaten. Bayağı gömmelik. Ay çok sevindim. Ekmek bambalı inanılmaz iyi. Ben ne kadar özendim. Devam ediyorum ben ama. Tabii tabii. Zaten devam ediyorsunuz. Devam edebiliyoruz. Kesmeye niyetim yok. Hep o anı merak ederim. Hazırla değil mi? Yemek programında mesela gerçekten bir çatal alırlar mı? Hepsini bitirirler. Bizim programda mutlaka. Hatta ikide bak yiyenler de oluyor. İkincide isteyenler de oluyor. Ve hatta bir anda zaten burası şey gibi oluyor. Yani kestik dedikten sonra bir çil yavrusu gibi oluyor tencerenin başında. Herkes toplanıyor bütün ekip. Bütün ekip beraber yemek yiyoruz arkasında. Çok güzel. Bunlar da çok güzel süslü. Eriklerle beraber. Sonra Mert neden kilo veremedi? İşte bu. Ama bir öğün yemekten ne olacak? Bir öğün aynen. Benim yaptığım yemek kilo aldırmaz valla. Elimde enerji var. Kesinlikle. Kilo aldırmıyor kimseye. Yiyoruz. Bayağı yedik. Ama yiyeceksiniz zaten. Kocaman et koydum. Şundan da alalım yavaş yavaş. Hemen üstüne bir limon. Limon mu sıkacağım? Siz yiyin lütfen, ne olursunuz yiyin ya. Utandım, kameralar önünde. Herkese afiyet olsun. Utanacak bir şey yok. Çünkü hakikaten bu çok azıcık yağla pişirdim ben. Yani gördüğünüz çok az bir zeytinyağla pişen bir yemek. Şunda birazcık tereyağı var risottoda. O da sağlıklı derler. Yani sağlıklı, zaten sağlıksız değil yani sağlıksız yağ kullanmıyoruz. Herhalde. Evet. Bakar mısınız şunlara da? Çok güzel. Harika oldu valla. Efendim çok sizin güzel. Limonlarınız. Sizin limonlarınız. Benim limonlarım. Evet. Senin safranın. Ana yemeğin tadını sen verdin. Tatlının dokunuşla benden. Aynen. Evet. Ama işte, tüm lezzet. Yemeğe tekrar devam ederseniz ama çok az kaldı süre. Bir tatlının tadına bakmanızı lazım. Ay tabii ki. Ben tatlı karıştırabiliyorum zaten hiç öyle şeylerim yok. Tatlı dedikten sonra hep canım tuzlu çekiyor. Sizin de öyle mi bilmiyorum ama. Evet benim de öyle. Siz ayette yapmaz o zaman. Çok güzel olmuş birazdan daha. Evladım inanılmaz iyi olmuş. Değil mi? Aa, gerçekten inanılmaz dürüstüm. Çok iyi olmuş. Olağanüstü. Kameralar kapağına ben şu tencerenin dibine böyle sıyırıyor olacağım. Siz yemeğinize devam edin. Evet. Ben de bu arada bugün ne yaptığımızın üzerinden geçeyim. Bugün neler yaptık efendim. Ossobuco için yani dana incik için öncelikle etlerimizi tuz ve karabiberle lezzetlendiriyoruz. Önceden bir tavayı güzelce ısıtıyoruz. Etlerimizi kabaca una batırdıktan sonra sıvı yağ koyduğumuz tavada arkalı önlü güzelce bir kahverengi olana kadar pişiriyoruz. Etleri kenara alıyoruz. Aynı tavaya birazcık zeytinyağı ilave ediyoruz. Doğradığımız soğanları, kereviz saplarını, havuçları atıp biraz daha soteliyoruz. Sarımsak koyuyoruz. Sotelemeye devam ediyoruz. Domates ve biber salçası koyup biraz kavrulduktan sonra üzerine et suyu, tuz, karabiber ve domates rendesi koyuyoruz. Etlerini de içine yerleştiriyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Birazcık ocakta, biraz da fırında etler kemiklerinden dökülene kadar pişiriyoruz. Tabağa alıp üzerine ince kıydığımız biberiye, portakal rendesi ve maydanozla birlikte servis yapıyoruz. Safranlı risotto için. Öncelikle safranı birazcık sıcak suyun içinde bekleterek demliyoruz. Kenarda tutuyoruz. Bir tavanın içine biraz zeytinyağı koyuyoruz. Çok ince doğradığımız kuru soğanları alıp iyice öldürüyoruz. Deniz tuzu ve karabiberle lezzetlendiriyoruz. Birazcık da sarımsak rendesi ilave ediyoruz. Sotelemeye devam ediyoruz. Ardından arborio cinsi pişlerimizi koyuyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine demlediğimiz safranı ekliyoruz. Sıcak tavuk suyunu kepçe yedirerek pişiriyoruz. Krema kıvamına gelen risottomuzu en son tereyağı ve parmesan peynirine bağlayıp servis yapıyoruz. limonlu mus için öncelikle tereyağını toz şekerle birlikte hiç pürüz kalmayana kadar çırpıyoruz. Ardından içine yumurtaları tane tane ve yumurta sarılarını ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Limon kabuğu rendesi ve limon suyu koyuyoruz. Ardından ocağa alıyoruz ve güzelce devam karıştırmak suretiyle pişiriyoruz. Ilındıktan sonra ayrı bir yerde vanilya özütü ve kremayı çırpıp bu karışıma içini söndürmeden yavaş yavaş ilave ediyoruz. En son anjelik erik ve lime kabuğuyla birlikte servis yapıyoruz. Evet, bir bakmak ister misin gönül sanat adına? Vallahi isterim, ne yalan söyleyeyim ya. Tamam mı? Gerçekten. Bitti mi? Bir ay bitmedi, daha yiyor. Rahat rahat yiyorsunuz canım. Bir şey söyleyeceğim, yardımcı, asistan mutfağı arıyorsan ben CV'mi şu an Fox TV insan kaynaklarını bırakabiliriz. Yani insan kaynaklarını buradan yani arıyorsa hemen mutfağı temizlerim, lavabo açarım, fırın düğmesine basarım. Lütfen. Estağfurullah. Yok bu tabii sakın yönetirim. Onu isterim ha. O güzeldi. Bak bir son yine hatırlatma yapayım. Instagram Memet Özer ile Mutfakta. Twitter Memet Özer ile Mutfakta. Kaçırdığınız bölümler fox.com.tr'nin internet sitesinde diyoruz. Sevgili Mert ve sevgili Pelin Kaya. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Yani çok büyük zevk. Yemin dedim yani vakit nasıl geçiyor anlaşılmıyor. Geçti bile vallahi. Aynen. Programın sonuna gelmişiz. Eline sağlık. Senin de, benim de elime sağlık. Evet. Ne yapıyorsunuz? Siz bizi izlemeye devam ediyorsunuz efendim. Son bir sosyal medya hatırlatması. Instagram, Facebook, Memet Özer ile Mutfakta. Kaçırdığınız bölümler Fox.com.tr'de diyoruz. Yavaş yavaş da hoşça kalın diyoruz efendim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.